Merhaba arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi burada tam tamına 12 tane Afrika'daki vahşi hayvanlara ait el yapımı deniyor burada. Ama ben el yapımı olduğunu sanmıyorum. Hayvanlar var. Çeşit çeşit. Zürafadan kanguruya, kutup ayısından, aslında Afrika dedim ama dünyanın her bir yerinden vahşi hayvanlar var. Hadi hepsini açıp tek tek inceleyelim. Arkadaşlar sırayla hayvanları incelemek istiyorum. Bu bir fil. Fillerin kocaman bir kulağı. Pardon. Fillerin kocaman iki tane kulağı. Bedenlerine göre uzun olmayan bir kuyruk ve kocaman upuzun bir hortumları var. Bu hortumla su içiyorlar. Çok güzel. Sizce de öyle değil mi? Bu bir fil. Oo, bu da bir gergedan. Wow. Çok gerçekçi yapmışlar. Bakın boynuzuna kadar. İki tane boynuzu var onun. Burnunun üstünde. Gergedanlar gerçekten çok güçlü hayvanlar. Oo. Kurt var burada. Vay. Tam bir tane daha var. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Öyle değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Bu da kanguru. Kangurular zıplar ve Avustralya kıtasında yaşarlar. Hayvanat bahçesinde görmüşsünüzdür büyük ihtimal. Yavrularını karınlarının içindeki keselerinde taşırlar. Çok masum duruyor. Başka ne var burada? Oo, buffalo. Bunlar otla beslenen hayvanlar arkadaşlar. Bizim köylerimizde, bizim ülkemizde yok bu hayvan mesela. Diğerlerinden de bazıları yok. Fil yok mesela bizde. Gergedan yok. Kanguru yok. Bu da yok. Bu da otla besleniyor. Çok güçlü bir hayvan. Zebramız devrilmiş. Bu da zebra. Ne kadar tatlı değil mi? Burada bir tane de su aygırı var. Bunlar su aygırı çünkü suda yaşıyorlar. Yani suda yaşamıyorlar. Karada yaşıyorlar ama günlerinin çoğunu suda geçiriyorlar. Sadece geceleri beslenmek için sudan çıkıyorlar. Ve çok büyük, çok güçlüler. Kocaman dişleri var. Ve burada çok hızlı koşan bir hayvanımız var. Bu çita. Saatte 80 km hıza kadar çıkabiliyor. Burada bir tane leopar var. Bu da çita kadar olmasa da çok hızlı koşar ve yalnız yaşar. Bu
Bir tane kutup ayısı var. Kutup ayıları da kutuplarda yaşar ve kalın bir kürkü var, beyaz. Bunlar da çoğunlukla yalnız yaşar. Bir tane de boz ayımız var. Siyah boz ayı. Amerikan boz ayısına benziyor mu? Ayılar dört ayaklar üstünde yürür ama bazen ayağa kalkabilirler. Kocaman oluyorlar o zaman. Şöyle bir şey. Ve iki tane aslanımız var. Bu hangisi güzel? Bence bu daha güzel. Bu da çok özenlenmişler sanki. Bunlar erkek aslanlar. Aslan olduğunu nasıl anlıyoruz? Yelelerinden. Kocaman bir yeleleri var. Saçları yani. Sonra şurada dişi aslan var. Dişi aslanların yelesi yoktur ve kulakları biraz daha küçüktür. Bu oturuyor. Uzanmış daha doğrusu. Bu da yürüyen bir dişi aslan. Burada iki tane farklı kaplanımız var. Bence bu kaplan daha güzel. Bakın bunlar etle beslenen hayvanlar. Bunlar etle besleniyorlar. Aslan, kaplan, kurt, çita. Leopar. Leopar yok galiba ya. Şu olabilir leopar. Neyse. Bunlar etle besleniyorlar. Ayılar hem etle hem otla, meyvelerle falan da besleniyor. Ayıları da bu kategoriye alabiliriz. Ama otla da besleniyorlar. Yani neye ihtiyaçları varsa ona göre besleniyorlar. Gelelim otla beslenenlere. Su aygırları otla beslenir. Filler otla beslenir. Bufalolar da otla beslenir. Gergedanlar da otla beslenir. Kangurular da otla beslenir. Zebralar da otla beslenir. Evet arkadaşlar, yeni hayvanlarımı size tanıttım. Bunlarla çok güzel videolar çekeceğim. Umarım beğenirsiniz ve takipte kalırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.